Yeniden merhaba herkese. Ben Ayça Ertürk. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün ortaya karışık bir kitap alışverişi videosu ile karşınızdayım. Ortaya karışık diyorum çünkü benim bu göstereceğim kitaplar tek bir seferde, tek bir yerden aldığım kitaplar değil. Taksim'de Aslan Pasajı'ndan sahaflardan almış olduğum kitaplar var. Yine Beyoğlu Sahaf Festivali'nden almış olduğum kitaplar var. Hediye gelen kitaplar var. O yüzden hemen videoma başlamak istiyorum. İlk olarak Aslan Pasajı'ndaki sahaflardan almış olduğum kitapları göstereceğim sizlere. Biz geçtiğimiz günlerde ufak çaplı bir nevi YouTuber buluşması yaptık. Kimler vardı bu buluşmada? Damla Cerrah vardı, sevgili Damla. Damla'nın oğlu vardı Can. Çok tatlı. Onun da bir kitap kanalı var. Onu da mutlaka bir bakın isterim. Baldan Beri'den Gizem, Turuncu Pilav, sevgili Dileda vardı. Bukaholik kanalının sahibi Burcu vardı ve Instagram'dan post yorumlar olarak tanıdığınız Aslı vardı bu buluşmada. Muhteşem bir gün geçirdik. Hepsi çok tatlı insanlar. Bol bol kitap edebiyat sohbeti yaptık. Günlük hayattan konuştuk. Güldük, eğlendik ve günün sonu tabii ki de kitap alışverişiyle son buldu. Aslan Pasajı'na gittik. Ben İstanbul'da çok yeniyim. Bir senedir İstanbul'dayım. Taksim'e, İstiklal'e çok sık çıkmış olsam bile maalesef bu pasajı gözden kaçırmışım. İlk defa gittim ben de o gün ve liste dışına çıkmadan kitap alışverişi yapmaya çalıştım. Almış olduğum ilk kitap Javier Marías'ın Kara Sevdalılar kitabı. Kara Sevdalılar bir cinayet romanı gibi görünse de çok daha derin anlamları olan bir kitap olduğu söyleniyor. Ben hem çok fazla arkadaşımdan hem de Instagram, YouTube kullanıcılarından bu kitapla ilgili övgü dolu sözler duydum. O yüzden çok merak ediyordum. Listeme girmişti. Aslan Pasajı'ndaki sahaflarda da neredeyse sıfıra yakın tertemiz bir halde bulduğum için ve çok uygun bir fiyata bulduğum için kaçırmadan almak istedim. Almış olduğum ikinci kitap listemde oldukça uzun zamandır bekleyen Thomas Mann'ın Venedik'te Ölüm kitabı ve bunun bu muhteşem baskısını Adam Yayınları'ndan çıkmış olan eski baskıyı bulunca tabii ki bunu da almadan edemedim. Bu kitapların dışında distopyalardan, şu an baskısı olmayan distopyalar vardı aramış olduğum ama onları bulamadım maalesef. Ama sorduğum kitapları, ilgilendiğim kitapları fark eden bir sahaf bana iki tane kitap tavsiye etti. Bu kitaplardan bir tanesi distopyaları, bir tanesi de ütopyaları inceleyen kitaplar. Bunlardan ilki, bu arada doçent doktor Nail Bezel tarafından yazılmış. Yeryüzü Cennetlerinin Sonu, Ters Ütopyalar, yani distopyalar. Bu kitapta pek çok distopya kitabın incelemesi varmış. Bunları görünce dayanamadım, aldım. Birazcık da inceledim şöyle. Gerçekten çok güzel kitaplar. Ve yine aynı yazarın Yeryüzü Cennetleri Kurmak, Ütopyalar kitabı. Buna da şöyle bir göz attım. Bunlardan şu anda okumuş olduğum distopyaların ve ütopyaların incelemelerine şöyle bir göz attım. Detaylı okumadım daha. Ama gerçekten çok çok beğendim bu kitapları. En azından ilk izlenimim böyle. Daha sonra okumamış olduğum distopyaları ve ütopyaları da bitirdikten sonra daha detaylı bir şekilde okuyacağım. Daha sonrasında ben yıllar öncesinde filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. Piyona Piyona Bacaksız kitabı ile karşılaştım. Ve bunu bana sevgili Baldan Beri'den Gizem hediye olarak aldı. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Ve sevgili Dileda'nın hediyesi Emrah Serbest'in yeni çıkan kitabı Müptezeller. Zaten almayı ve okumayı düşünüyordum. Dileda'dan hediye olarak gelince çok çok mutlu oldum. Dileda'ya da buradan yeniden teşekkür ediyorum. Aslan Pasajı alışverişim bunlardı. Daha sonrasında geçtiğimiz hafta sonu Beyoğlu Sahaf Festivali'ne gittim. Birazcık kitapçıları kurcaladım, kitapları inceledim. Yine liste dışına çıkmamaya çalıştım. Çok fazla listemde olmayan kitapları elime almamaya çalıştım. Çünkü mutlaka ilgimi çeken kitaplar olacaktı ve alacaktım. Ama şu an listemde uzun uzun zamandır bekleyen kitaplar ve onları kitaplar var ve onları tamamlamak istiyorum. O yüzden listemdeki kitapları inceledim. Ve almış olduğum ilk kitap Figen Şakacı'nın Bitirgen kitabı. Ben daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Figen Şakacı'nın Pala Hayriye kitabını okumuştum ve anlatımına bayılmıştım. Daha sonrasında onun aslında ikinci kitap olduğunu, ilk kitabın Bitirgen olduğunu duymuştum. Ama neyse ki
aynı karakter olsa bile çok bir şey kaybetmediğim söylendi bana. Yani hani burada çocukluğunu okuyorum, Pala Hayriye'ni okuyacağım daha doğrusu, Pala Hayriye'nin. Ve hani çok da sıkıntı yaşamazsın dediler. Bakalım, çok merak ediyorum. Diline gerçekten bayılmıştım Figen Şakacı'nın. İlk fırsatta bunu da okuyacağım. Almış olduğum bir diğer kitap Ece Temel Kur'an'ın Biz Burada Devrim Yapıyoruz Signorita. Ben ilk olarak Ece Temel Kur'an'dan Muz Sesleri kitabını okumuştum ve maalesef çok fazla beğenmemiştim. Evet, güzel bir konusu vardı, güzel bir anlatımı vardı ama bana birazcık da sıkıcı gelmişti. Daha sonrasında Ece Temel Kur'an kitaplarına ara verdim. Geçtiğimiz yıl Devir kitabını okudum ve bayıldım. Temel Kur'an'a çok büyük haksızlık yaptığımı düşündüm ve diğer kitaplarını ilk fırsatta alıp okumam gerektiğini düşündüm. Biz burada devrim yapıyoruz Signorita'da karşıma çıkınca tabii ki de hemen aldım. Bir sonraki kitabım Javier Cercas'ın Kiracı kitabı. Kiracı kitabı da yine okuyanlar tarafından çok fazla övgüyle bahsedilen bir kitap. Ve ben yazarın Saplantı kitabını okudum geçtiğimiz ayda, Ekim ayında. Onun da videosu gelecek yakında. Çok beğendim yazarın anlatımının diline. Bu da karşıma çıkınca hemen almak istedim. Bunu da okumak istedim. Yine Yapı Kredi yayınlarından çıkmış olan Azorna kitabını aldım. Bu kitapta benim çok fazla karşıma çıkan, çok fazla övgü dolu yorum okuduğum, ilk çıktığı zamanlarda birçok dergide tanıtım yazılarında yine övgüyle bahsedilen bir kitaptı. O zaman listeme almıştım ama sonrasında ihmal etmişim açıkçası birazcık. Orada karşıma çıkınca yine almadan edemedim bunu da. Bu ay açıkçası internetten kitap siparişi verdiğim zaman almayı düşündüğüm bir kitaptı. Hamdi Koç'un Çıplak ve Yalnız kitabı. Saha Festivali'ni gezerken yine tertemiz bir baskısına rastladım. Tertemiz bir kitaba rastladım. Ve normal baskısı 35 lirayken 10 lira gibi bir fiyata aldım. Bu da benim için çok çok güzel oldu. İlk fırsatta okuyacağım. Gerçekten çok merak ettiğim bir kitap. Almış olduğum kitaplar bunlardı. Ben daha önce de söylemiştim. Yayın evlerinden gelen hediye kitapları genellikle kabul etmiyorum. Çünkü bu benim üzerimde bir baskı oluşturuyor. Ancak geçtiğimiz ay sevgili Monol Kitap bana bir hediye kitap yollamıştı. Kavgam kitabının ikincisini yollamıştı. Yani Kavgam serisinin ikinci kitabını yollamıştı. Çünkü ben Kavgam kitabını okumayı düşünüyordum. Bu yüzden de o kitabı kabul etmiştim. Geçtiğimiz günlerde eve geldiğimde iki tane kargo ile karşılaştım. Hiç haberim olmadan bana çok büyük bir güzellik yapmışlar ve yeni çıkan kitaplarından yollamışlar. Bu kitaplardan ilki Kavgam serisinin üçüncü kitabı Çocukluk Adası. Ben hala Kavgam kitabını okumadığım için başlamamıştım ikinci kitaba da. Bunu da bekletecektim ama duyduğuma göre birbirinden bağımsız kitaplarmış. O yüzden Kavgam'ı beklemeyenden de okuyabilirim bunları. Merak ediyorum. İlk fırsatta okuyacağım. Teşekkür ediyorum tekrar buradan Monok kitaba. Bu arada bugün çok fazla takılıyorum. Neden böyle, neden konuşamıyorum bilmiyorum ama biliyorsunuz ben çok fazla kesip biçmiyorum. Bunların da çok büyük hatalar olduğunu muhtemelen izlerken düşünmeyeceğim. Yine üşeneceğim, kesmeyeceğim. Kusura bakmayın. Evet. Bir sonraki hediye kitabım John Barth'ın Yüzen Opera ve Yolun Sonu kitabı. Bu kitap da Monok kitaptan yeni çıkan kitaplardan bir tanesi. Şöyle bir konusuna göz gezdirdim, arka kapak yazısını okudum. Gerçekten güzel bir kitaba benziyor. İlgimi çekti açıkçası. Bunu da büyük bir keyifle okuyup okuduğumda yorumunu gireceğim zaten. Ve yine Monok kitaptan hediye gelen son kitap Sakın Zarar Verme, Hayat, Ölüm ve Beyin Hikayeleri. Bir beyin cerrahının yazmış olduğu bir kitap bu. Cerrahlık yaptığı süre boyunca karşılaştığı vakalar ve beyin cerrahlığı ile ilgili bir kitap. Açıkçası bu hiç ilgimi çekmedi ama kitaplığımda duracak. Bilmiyorum, belki bir gün durup dururken beyin cerrahisine bir merak duyarım ve okurum. Eğer öyle bir şey olursa da zaten yorumuna girerim. Ama dediğim gibi şimdilik çok okuyacağımı düşünmediğim, hiç ilgimi çekmeyen bir kitap oldu. Yine de teşekkür ediyorum onun kitaba. Kitaplığıma yeni eklenen şu aralar göz bebeğim olan kitaplar bunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi yine kesip biçmeyeceğim bu videoyu. Takılmalarımdan dolayı özür diliyorum sizden.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Thank you.